Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yine buluştuk. Sizin farklı bir içerikle çıkacağım. Bu seferki çıkacağım içerik şu şekilde olacak. Daha önce biliyorsunuz ki ben diğer videolarımda hep Mekos kurdum. Mekos'un nasıl kurulacağına dair videolar çektim. Bu sefer de videomuz Windows 11 üzerine olacak. Ama şöyle Windows 11 üzerine olacak. Benim kullandığım bilgisayarım çok eski bir bilgisayar. 10 yıllık, 11 yıllık bir anakarta sahip bir bilgisayar. Legacy BIOS, yani eski UEFI olmayan bir BIOS olan bilgisayara Windows 11 kuracağız. Biliyorsunuz ki benim gibi bu tarz şeyleri yaşayan çok fazla insan vardır. Hani Windows 11 kurmak isteyip de kuramayan çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. TPM 2.0 ve Secure Boot ayarlarının olması gerekiyor anakartlarda. Yeni nesil anakartlarda en azından bu var. Benim kullandığım anakartta bu özellik yok. Benim gibi olan birçok arkadaşım Windows 11'i göstereceğim yöntem sayesinde kurabilecek arkadaşlar. Benim yaptıklarımı harfiyen yapmanız gerekiyor. İhtiyacımız olan şeyleri size söylüyorum. NT-Lite adlı bir program. Onun dışında Rufus'a ihtiyacımız var. 8 veya 16 GB olmak üzere minimum bir flash belleğe ihtiyacımız var. Şöyle ki bazı arkadaşlar yorumda yazıyor, işte 32 GB flash belleğim var veya 64 GB var, olur mu diye. Arkadaşlar tabii ki de olur. Sadece minimum 8 veya 16 GB olması gerekiyor. 4 olmuyor kesinlikle, çünkü boyutu yetersiz kalıyor. Bir de Windows 10 ile Windows 11'in ISO'suna ihtiyacımız var. Şimdi benim kullandığım bilgisayarda zaten hali hazırda Windows 10 kurulu. Windows 10'un hatta ilk piyasaya çıkış yaptığı sürümlerden bir tanesi kurulu. Çünkü benim yapacağım, göstereceğim yöntemle de siz aynı ISO'yu kullanacaksınız. Ben ISO'nun torrent linklerini size atacağım. Windows 11 ile Windows 10'un ISO'sunu. Bu iki ISO'ya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu unutmayalım mutlaka. Hatta şöyle size sistemin özelliklerini de göstereyim. Bakın bilgisayarın nasıl eski olduğunu görün diye göstermek istiyorum. 4 GB RAM'im var. Bakın 8 GB bile yok. Core 2 Quad işlemcim var. Zamanın efsane işlemcilerindendir. 2009 yılında çıkmış bir işlemci. 2008-2009 yılına ait bir işlemci arkadaşlar bu. MSI'ın G41MP33 kombi anakartı var. Hatta anakartı size şuradan göstereyim ki ne kadar eski olduğunu anlayın. Buradan girelim anakart. Böyle bir anakart. Zaten bu anakart 2011 yılında veya 2010 yılında çıktı diye biliyorum. Hatta buradan BIOS sürümüne bakalım. En eski, aşağı ineyim. 2011 yılı en eski BIOS sürümü. Yani gördüğünüz üzere bu anakart çok eski bir anakart. Legacy BIOS'a sahip. Yani Legacy bir anakart. UEFI bir anakart değil. Bunu size göstermiş oldum ki hani aklınızda bir soru işareti kalmasın. Şimdi arkadaşlar ekran kartımı da göstereyim. Ekran kartım eski bir ekran kartı. Hani çok yeni sayılmaz. HD 6450 1 GB 64 bit ekran kartı AMD'nin. Yani gördüğünüz gibi bilgisayar tamamen eski. Hatta bu bilgisayarda kullandığım hard disk bile eski. Hard disk, IDE hard disk, SATA hard disk bile değil şu anki. Ben Windows 11'i farklı bir hard diske kurdum. Şu an bu bilgisayarda takılı hali hazırda çalışan bir Windows 11 var. Windows 11 şu an çalışıyor farklı bir hard diskte, ama size kurulumu göstereceğim için bir tane hard diske ihtiyacım vardı. Eski bir hard disk olduğu için, anakartta da IDE giriş olduğu için o hard diski kullanıyorum şu an. Bununla Windows 10 kurulu hali hazırda dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu programın nasıl kurulduğunu göstermeyeceğim. Zaten kurulumu çok basit. Sadece nereden indirdiğinizi, nasıl yapıldığını göstereceğim. NT-Lite yazıyoruz Google'a veya Yandex'e, artık hangisini kullanıyorsanız. Buraya, siteye giriyoruz direkt. İlk çıkan siteye giriyoruz. Download kısmına geliyoruz. Bilgisayarınız 64 bitse 64 biti indiriyorsunuz. 32 bitse 32 biti indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra kurulumu yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz programı. Daha sonra Windows 10'un ISO'sunu indirdiğinizi varsayıyorum. Ve Windows 11'in ISO'su da hali hazırda inmiş olsun. Windows 10'un şu Windows 11, şu Windows 10 zaten görüldüğü üzere benim verdiğim ISO'yu kullanın arkadaşlar. Bu ISO, dediğim gibi, Windows'un ilk çıkış ISO'larından. Farklı ISO'larla denedim ben, olmuyor. Farklı ISO'larda denediğim zaman sistemi boot etmiyor. Çünkü anakart, dediğim gibi, çok eski bir anakart olduğu için belki sizde boot edebilir, onu bilmiyorum. Benim anakartımda en azından bu şekilde çalışıyor. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar sağ tıklayıp ayıkla klasöre çıkart diyorsunuz. Ben daha önce çıkarttığım için bunu göstermeyeceğim. Zaten klasörü çıkart dedikten sonra belli bir süre bekliyorsunuz, çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar açıyorsunuz. Source kısmına geliyorsunuz. Bakın Source, bu kısma geldikten sonra burada install.vim adlı bir dosya var. Onu buluyorsunuz. Şu dosyayı. Bunu silin arkadaşlar. Bu bizim hiçbir işimize yaramayacak. Bunu siliyorsunuz. Bunu sildikten sonra arkadaşlar Windows 11'in burada ISO'sunu indirdiğimizi varsayıyorum. Windows 11'in ISO'sunu açıyorsunuz.
çift tıklayarak açıldıktan sonra Source kısmına geliyorsunuz. Burada install.vim, bunu arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Windows 10'un o sildiğimiz az önce Source kısmına yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi videoda da burada da belki atlarım, belki konuşurum. Buraya atlamayayım, konuşalım. Şimdi bu Windows 11'i dediğim gibi benim bilgisayarım çok eski bir bilgisayar. Eski bir bilgisayar olduğu için Windows 11 kurulumu desteklemiyor. Yani artık Windows yavaş yavaş eski bilgisayarlara kurulum yaptırtmıyor yani. Kısacası bu. Ha, kaldırır mı? Kaldırmaz mı? Tabii ki de kaldırır. Bu tamamen hani eski donanımlara destek vermek istemiyor. Çünkü eski olduğu için artık stabil çalışmayabiliyor yani. Zaten dış yani yabancı ülkelerde de bizim gibi çok eski sistem kullanan insanlar yok hali hazırda yani zaten. Hani hepsi güncel sistem kullanıyor. Çünkü kur farkından ve orada da hani malzemeler üretilden daha ucuz olduğu için. Hani adamların hepsi zaten her şeyi güncel sistem kullanıyor. Bizim ülkemizde maalesef durum böyle değil. Hani dediğim gibi benim bu bilgisayar 10 yıllık, 11 yıllık bir bilgisayar. Yani öyle söyleyeyim size. Hatta üzerindeki hard disk 2005-2006 yılına ait. Belki çoğunuzun yaşından büyüktür. Hatta aynı yaşta bile olabilirsiniz. Bilmiyorum bu videoyu izleyen yaş aralığı kaç. Her neyse. Yani demeye çalıştığım şey, yani bunu benim yaptığım gibi yaparsanız, harfiyen uygularsanız sorunsuz bir şekilde kurabilirsiniz. Kullanabilirsiniz Windows 11'i. Dediğim gibi farklı bir hard diskte ben zaten çalıştırdım. Hani onu da gösteririm size. Kurulum aşamasını da göstereceğim. Yani kuracağım. Sıfırdan kurmayı deneyeceğim. Ama şöyle ki bu kullandığım hard disk dediğim gibi çok eski bir hard disk olduğu için iyi bir hard disk belki bunda hata da verebilir. Hata verse bile bende hata verecek en azından sizde hata vermeyecek. Öyle o şekilde kabullenelim bu videoyu. Zaten hata verse bile ben size kurulmuş halinde göstereceğim. Bakalım buralar bir geçsin. Ben videoyu şimdi burada duraklatacağım. Oradan devam ederiz kaldığımız yerden bitince. Evet, bilgisayar da çok eski olduğu için OBS Studio'yu bile hani yavaş açıyor yani o şekilde. Evet, şimdi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bitmesine çok az kaldı. Videoyu da buradan başlatayım dedim. Şimdi bunun bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra ne yapacağımızı size ben tek tek göstereceğim. Dediğim gibi bu işlemi yaparken hem Windows 10 ISO'suna hem de Windows 11'in ISO'suna ihtiyacımız var. Az önce gösterdiğim işlemlerin hepsini eksiksiz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Windows 10 ISO'sundaki install.vim, tekrar ediyorum. Windows 10'un içerisindeki install. Klasörü çıkardıktan sonra install.source kısmına giriyoruz. install.vim adlı dosyayı siliyoruz. Windows 11'in ISO'sunu açıyoruz. Source kısmına giriyoruz. Daha sonra install.vim'i kopyalıyoruz ve Windows 10'un ISO'sunun içerisindeki source kısmına yapıştırıyoruz. Burada yaptığımız gibi. Şimdi bu işlem bitti. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar NTLite'i kurduğunuzu varsayıyorum. Göstermiştim nasıl indirildiğini, nereden indirildiğini. Bunu açıyoruz arkadaşlar programı. Çok pardon. Şimdi ben daha önce burada bu işlemi yaptığım için hali hazırda burada gösteriyor. Şimdi ben burayı yok sayıyorum. Şimdi sıfırdan yapacağız tekrardan. Ekle diyoruz arkadaşlar program açıldıktan sonra. Burada görüntü dosyası vim.esd svm'yi tıklıyoruz. Daha sonra Windows 10'un kopyalamıştık ya az önce dosyayı Windows 10'un içerisinde. Windows 10'u açıyoruz arkadaşlar klasöre çıkardığımız dosyayı. Daha sonra Source kısmına geliyoruz. Install.vim adlı dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Şimdi ben zaten listede daha önce bunu oluşturduğum için sizde böyle bir hata vermeyecek. Şimdi daha önce oluşturduğumu açıyorum ben. Buradan buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Üstüne çift tıklıyorsunuz. Windows 11 Pro'yu seçeceksiniz bu arada. Yani Windows 11 Home Single'ı seçmeyin. Windows 11 Pro'yu seçin. Ve Windows 10 Pro'nun bu işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Bu işlem bir 5-10 dakika alıyor. Bu ilerledikten sonra ben bunun şeyini durduracağım. İlerlemeyi. Bitimine yakın tekrar başlatırım videonun şeyini. Şimdi ben burada durduruyorum. Bu işlem ilerliyor. %90'lara geldi. 95'e, 96'ya geldiği zaman tekrar devam ettireceğim videoyu arkadaşlar.
Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu %90'lara geldi. Hatta tahmin ettiğimden biraz daha hızlı sürdü. Şimdi bunun bitmesini bekleyeceğiz. 96, 97. Sanırım daha önce yaptığım için işlem kısa sürdü bu kadar. 99'da kaldı. Bekliyoruz. Evet, dediğim gibi yaptığımız işlemleri yaptıktan sonra bu sayfa gelecek. Bu sayfadan Windows 11 Pro'yu seçiyoruz. Zaten direkt Windows 11 Pro diye çıkacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra çift tıklıyoruz ve bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Şu an 99'da. Hiçbir işleme bir şeye tıklamayın arkadaşlar, bu işlemi yaparken başka bir şeyle de uğraşmayın. Bu sayfa açık kalsın. Buna tıkladıktan sonra bunun dolmasını bekleyeceğiz. Yani hiçbir şeye basmayın, hiçbir şeye tıklamayın. Yanlış bir şey yapmamak adına söylüyorum bunu. Donabilir veya takılabilir. O yüzden hiçbir şeye tıklayıp da programın hata vermesini sağlamayın. Hani hata verse bile tekrardan gösterdiğim işlemleri yapın. Yani olacaktır. Olmama ihtimali yok çünkü. Evet, bekliyoruz. Çark dönüyor hala. Şimdi biz bu işlemi yaptıktan sonra ISO dosyası oluşturacağız. Bu işlemleri bitirdikten sonra bu program üzerinden ISO dosyası oluşturacağız. Ben daha önce ISO dosyası zaten oluşturmuştum. Hani size nasıl oluşturulduğunu gösteririm ama ISO'yu hani oluştururken ki hani o süreyi çekmeyebilirim çünkü daha önce oluşturdum ben kendim zaten. Hani vakit kaybetmemek adına söylüyorum bunu. Normalde bunu da yapmamayı düşünüyordum ama sırf sizin hani aklınıza soru işareti kalmasın diye bunu göstermek istiyorum işin açıkçası. Şimdi hala bekliyoruz. 98'e düştü. Birazdan bitecek diye sanıyorum. Bakalım. 99'u 98'e düştü. Evet. Bekliyoruz. Umarım sesimde takılmıyordur bu işlemi yaparken veya video takılmıyordur. Çünkü dediğim gibi bilgisayar çok eski ve yavaş bir bilgisayar. O yüzden videoyu yaparken, çekerken takılmalar falan yaşanırsa çok üzülürüm. Yani bu videoları ben şöyle ki hazırlamadan önce bir sürü dediğim gibi araştırmalı daha önce söyledim bilmiyorum. Araştırdım, hani bir günü iki günümü harcadım bu videoyu çekmek için. Çünkü Windows 11'i ben kullanmak istiyorum ve bilgisayarım eski olduğu için kullanamıyordum. Bayağı da hani bu can sıkıcı bir durum. Ama dedim ki illaki bunun bir yöntemi olmalı. Yabancı kaynaklardan araştırdım, yabancı forumları araştırdım. Hani bir şekilde araştırdım ve buldum. Hani ben de size bunu elimden geldiğince Türkçe bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Şu an takıldı ve bitti. Yüklendi diyor arkadaşlar. Şu an bu işlemimizi bitirdik. Zaten burada da yeşil yandı. Şimdi buradan arkadaşlar bunu görüntü değil de ön ayar kısmına geliyoruz ve kaydet diyoruz. Ve farklı kaydet diyoruz. Buraya bir isim koyuyoruz. Ben daha önce oluşturmuştum. Sağda zaten görüyorsunuzdur Windows 11 diye. Ben buraya Windows 11 2 yazacağım. Hatta nokta 2 yazayım. Tamam diyorum. Burada Windows 11.2 göründü. Şimdi bunun üstüne geliyoruz arkadaşlar. Bunun üstüne geldikten sonra görüntü kısmına geliyoruz ve ISO oluştur diyoruz. Burada ISO'yu nereye yükleyeceğinizi soruyor. Masaüstü dedim ben. Zaten ben daha önce dediğim gibi oluşturmuştum. Bunun ismini de şu ISO'yu silmeden Windows 11.2 yapacağım. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bekliyoruz. Görüldüğü üzere burada zaten yüzdeyi gösteriyor. Ben bunu şey yapabilirim. Programı kapatabilirim. Hani dediğim gibi vakit kaybetmemek amacıyla gösterebilirim. Aslında bayağı da hızlı da ilerliyor. Dur bakalım. Burayı bir geçsin. Bundan sonra herhalde bir şey daha mı yüklüyordu? Yanlış hatırlamıyorsam. Hani burayı en azından göstermiş olayım size. Ya aslında bu işlemler çok basit. Hiçbir şekilde zor değil. Hani yani en az bir bilgisayar bilgisi olan insan bile yapabilir bunu. Hani kesinlikle zorlanacağınızı düşünmüyorum. Zaten Windows 10'un ve Windows 11'in hani Windows 7'den sonra yani Windows 7 ve 7'den sonra hatta Vista'dan sonra Windows kurulumları çok basitleşti. Windows XP gibi biraz karışık değil. Windows XP de karışık değil ama görüntü açısından eski olduğu için karışık gelebilir insanlara. Şimdi biz bunun bitmesini bekleyelim bakalım.
Hani setup'ını da kurulumunu da göstereceğim. Dediğim gibi zaten next next yapıyorsunuz yani. Kısacası hani kaba bir tabirle açıklamak gerekirse. Evet, son bir işlem daha yapıyor. Aynen, bu biraz daha yavaş sürüyor. Bunun bitmesini bekleyeceğiz. Bu yaklaşık 5-10 dakika sürebilir. Bu ISO dosyasını oluşturuyor, yazıyor falan, hani o yüzden uzun sürebilir. Ben burayı atlıyorum. Programı kapatıyorum. Dediğim gibi daha önce Windows 11'in ISO'sunu oluşturduğum için kapatıyorum programı. Siz bunu bitireceksiniz, devam edeceksiniz. Evet. Şimdi hatta buraya da Windows 11.2 diye çıkarmış. Ben bunu siliyorum. Çünkü bende zaten halihazırda ISO var. Sizin oluşturduğunuzu varsayıyorum. O işlemleri yaptığınızı varsayıyorum. Şimdi ihtiyacımız olan program Rufus ve bir de dediğim gibi 8 ve 16 GB'lık bir flash bellek. Ben daha önce zaten flash'a yazdırdım. Hatta burada görebilirsiniz. Yazdırdığım için hani tekrar yazdırmayacağım ama nasıl yazdırıldığını göstereceğim size. Şimdi Rufus'u indirdiğinizi varsayıyorum. Rufus'u indirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan seç kısmından flash belleğinizi seçiyorsunuz. Daha doğrusu ISO'nuzu seçiyorsunuz. ISO'yu nereye oluşturduysanız oradan ISO'nuzu de seçeceksiniz. Ben masaüstünü oluşturmuştum. Windows 11 ISO diyor zaten. Bunu aç diyorum arkadaşlar. Şimdi burada benim seçtiklerimin aynısını seçin. Yanlış bir şey yapmayın. Çünkü hata verebilir kurumlarda. Zaten bu standart Windows yüklemesi diye seçilecek. Burası çok önemli. Disk bölümü düzeni diyor. Şimdi dediğim gibi benim anakartım eski bir anakart olduğu için GPT'yi desteklemiyor. UEFI desteklemiyor. O yüzden biz buna tıklayıp MBR'yi seçeceğiz. BIOS ya da UEFM olacak. Bu şekilde ayarlı olacak. Yani buradan MBR'yi seçiyorsunuz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Hatta şuraları da göstereyim. Hani bunları hiç ellemeyin bile yani. Buradan zaten hızlı biçimlendir seçili olacak, otomatik genişletilmiş etiket ve simge dosyaları oluştur seçili olacak, buraları hiç oynamıyorsunuz ve başlat diyorsunuz. Flash belleğiniz zaten burada seçili olacak. Hani flash belleğinizi takmanız gerekiyor, takmadan yapamazsınız bu işlemi. Flash belleğinizi takıyorsunuz, başlat diyorsunuz ve bu işlemin bitmesini bekliyorsunuz. Şimdi bu işlem bittikten sonraki adıma geçeceğiz sizle. Ben bu işlemi yaptığınızı varsayıyorum, flashınıza yazdırdığınızı varsayıyorum. Hatta şuradan da şunu çıkartalım. Şuradan da flash belleğimizi açalım, gösterelim hatta. Bu şekilde flash belleğimiz de burada. Hatta install.window adlı dosya da burada. Bunu yaptığımızı varsayıyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatacağız arkadaşlar. Şimdi ben videoyu burada duraklatıyorum ve videoyu telefondan çekmeye devam edeceğim. Telefondan size nasıl kurulacağına dair video çekeceğim ve göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Evet, tekrardan arkadaşlar herkese merhabalar. Bu arada tripodum olmadığı için kamera çok titriyor. Titrediği için de lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Flash belleğimiz takılı olacak. Bunu unutmayalım. Yazdırdığımız ISO flash bellekte çünkü. Yeniden başlamasını bekliyoruz. Biraz uzun sürebilir benim bilgisayarım yavaş olduğu için. Bu arada videoda söylemeyi unuttum. Bilgisayarda çekerken benim bu yaptığım işlemler legacy BIOS'lar için geçerli. Yani UEFI bir anakarta sahipseniz ve yeni nesil bir anakarta sahipseniz bu işlemleri yapmanıza gerek yok zaten. Şimdi bunu söylediğim için de lütfen kusura bakmayın. Eğer hani yeni nesil bir anakartınız varsa da bu şekilde bu videoyu yapıyorsanız da hani yine kurarsınız. Ama hani dediğim gibi vakit kaybetmiş olacaksınız. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlıyor. Ben delete'e basıyorum. Benim anakartımın BIOS'u delete tuşuyla açılıyor. Hani kısa yolları da vardı. Ben delete tuşunu tercih ediyorum. Şimdi Advanced BIOS Features kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz üzere anakart zaten çok eski bir anakart. Görüldüğü üzere burada da gösteriyor zaten. Advanced BIOS Feature kısmına geliyoruz. Enter diyoruz. Buradan boot kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buna enter diyoruz. Burada şimdi bizim hard diskimiz gözüküyor. İlk sırada. Bu 75 GB'lık dediğim gibi IDE hard disk olan hard disk bu. Bizim flash belleğimiz bu, bizim SATA hard diskim. Windows 11'i daha önce kurduğum hard disk. Ben buradan ilk kısma USB seçiyorum. USB belleğimi seçiyorum. Şurayı da hatta düzeltelim. Hepsi seçili olsun. Tamam. Buradan USB belleğimi seçtim. Hard diskimi aşağı aldım. Şimdi burada F10'a basıp OK diyorum ve yeniden başlatıyorum. F10'a basıp kaydediyorum. Şimdi birazdan hiçbir işlem yapmadan bekliyoruz arkadaşlar. Bir şeye basmıyoruz. Bilgisayarımız açılacak. Flash belleğimizden boot edeceğiz sistemi. Bekliyoruz. Yani şu an evet, burada
Enter tuşuna basıyorum ben. Veya herhangi bir tuşa bassanız da olur. Ve bekliyoruz. Burası biraz uzun sürebilir. Dediğim gibi benim bilgisayarım eski. Eski olduğu için de biraz uzun sürebiliyor hani bu kısımlar. O yüzden sizi sıkmamak adına hani şey yapmak istemiyorum. Çok da sıkmak istemiyorum. Buraları atlatabilirsiniz arkadaşlar. İlerletebilirsiniz videoyu. Ben şu an telefondan çektiğim için durdur duraklat yapamıyorum maalesef. Öbüründe yapabiliyordum bilgisayarda ama bununla yapamıyorum. Siz buraları ilerletirsiniz. Hızlı sararsınız yani. Demek istediğimi anladınız. Şimdi Windows 10 logosu geldi görüldüğü üzere. Windows 10 logosu zaten Windows 10 ISO'suna yazdığımız için Windows 11'i hani burada şey yapmayın. Windows 10 logosu geldi olmadı diye düşünmeyin. Burayı bekleyeceğiz. Burada biraz bekletiyor bende. Bir iki dakika bekletiyor en azından. Ya da daha kısa bilmiyorum. Göreceksiniz zaten. Buraları sardırabilirsiniz. Şimdi bunun o çarkın gelmesini bekleyeceğiz. Altta bir çark dönüyor ya. Onu bekleyeceğiz. Kamerayı da çok titretmemeye çalışıyorum ama yine de maalesef titriyor. Tripodum olmadığı için üzülerek. Ekranım da bayağı pismiş bu yüzden. Kusura bakmayın dağınıklık içinde. Umarım sesim de iyi geliyordur. Sesim gelmiyorsa çok kötü olur benim için. Yani baştan çekmek zorunda kalacağım bu videoyu. Sıfırdan Windows kurmak zorunda kalacağım. Bakalım. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Burası dediğim gibi biraz uzun sürebiliyor. Bir iki dakika alıyor en azından hani. Çarkın dönmesini bekliyoruz. Kesinlikle şey düşünmeyin. Ha, dondu işte olmuyor gibisinden düşünmeyin. Ha, en azından sizin bilgisayarınıza daha hızlı yüklüyor olabilir. Benim bilgisayarım da dediğim gibi çok yavaş yüklüyor. Benim bilgisayarım eski olduğu için. Ha, Windows 11'in kurulumu normalde bayağı hızlı. Onu söyleyebilirim. Windows 10'un kurulumuna göre çok çok daha hızlı. Dediğim gibi ha, ben SATA hard diske kurduğum için öyle. IDE hard diske Windows 11 hiç kurmadım. Yani bunu da ilk defa burada deniyorum. IDE nedir derseniz hani size gösterebilir miyim şu an bilmiyorum ama Google'dan yazarak da görebilirsiniz zaten. IDE çok eski bir hard disk yapısına sahip. Yani önceden SATA yoktu. Uzun böyle beyaz bir kabloyla veri aktarılıyordu ve o kablo da anakarta bağlıyordu. Çok daha yavaş yani SATA'ya göre. Evet. Görüldüğü üzere burada geldi. Burada hiçbir Türkçeyi falan seçmeyin arkadaşlar. Hata vermemesi adına buradan direkt hiçbir ayarla oynamadan direkt İngilizce olarak seçin. Next diyeyim buradan arkadaşlar. Ve install now diyorsunuz. Setup'un başlamasını bekliyoruz. Yani normal Windows daha önce kurduysanız, Windows 10 kurduysanız veya Windows 8, Windows 7 kurduysanız bu işlemleri zaten aşinasınızdır. Buradan skip diyoruz. Bizim ürün anahtarımız olmadığı için skip diyoruz. Evet, burada zaten Windows 10 sürümleri geldi. Biz Windows 11 Pro'yu hatırlıyorsanız seçmiştik. Windows 11 Pro'yu seçerek yazmıştık. Buradan farklı bir sürüm seçmeyin. Windows 11 Pro'yu seçin arkadaşlar. Dediğim gibi next diyoruz burada. Bu arada bu işlem 64 bit işletim sistemleri için de geçerli. Hani 32 bit için yapmıyorum ben bu işlemi. 64 bit için yapıyorum. Buradan şunu tikliyoruz ve next diyoruz. Ve buradan custom diyoruz. Install Windows Only Advanced diyoruz. Şimdi burada hard disk. Arkadaşlar tekrardan merhaba, kusura bakmayın videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Telefonum daha doğrusu kapattı çünkü hafızam dolduğu için 1080p 60 karede çekiyormuş. O yüzden şimdi görüntü kalitesini de düşürdüm, inşallah sorun olmaz. Şimdi baştan göstereceğim bütün işlemleri. Şöyle de bir kapatalım. Şimdi bu ekrana geldik arkadaşlar, hani kurulum ekranına geldiğimizi varsayıyorum. BIOS'tan boot ettik. Az önce videoda gösterdiğim gibi. O videoyu şimdi burayı tekrardan göstermemin sebebi o videoda yükleyemezsem eğer sorun oluşursa diye bunları baştan gösteriyorum. BIOS'tan USB belleğimize yazdırdık. Daha doğrusu bilgisayardan USB belleğimize yazdırdık Windows 11 ISO'sunu. Windows 10 ile harmanladığımız ISO'yu daha doğrusu yazdırdık. BIOS'tan USB belleğimizi boot ettik. Install now diyoruz şimdi. Setup starting diyor. Bu arada videoyu çektim ama dediğim gibi yüklenmezse diye tekrar söylüyorum. Windows 10 logosu geliyor. O logoyu biraz bekletiyor yani 2-3 dakika bekletiyor. Hani tekrardan söylüyorum. O videoda belki yüklenmez diye, ne olur ne olmaz diye söylüyorum. Orada bayağı bekletiyor hani. Orayı da hani yüklenmedi falan gibisinden düşünmeyin. Burayı skipliyoruz. Buradan Windows 11 Pro'yu seçiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey seçmeyin. Çünkü hazırlarken Windows 11 Pro'yu seçmiştik hatırlıyorsanız NT Lite üzerinden. Bunu seçiyorsunuz. Next diyorsunuz.
Bunu kabul ediyorsunuz, next diyorsunuz ve buradan custom install Windows Only Advanced diyorsunuz. Orada dili İngilizce olarak ayarlayın, hiç değiştirmeyin onu. Göstermiştim onu zaten. Şimdi burada iki tane hard disk var. Şu benim Windows 11 kurulu hard diskim. Drive 1, Partition 1 yazan. Ya yani bu Windows 11'in kurulu olmuş olduğu hard disk. Bu da Windows 10'un kurulmuş olduğu hard disk. Şimdi bu drive sıfırları siliyoruz. Sıfır olanları. Yani sizde de tek hard disk varsa benim yaptığım işlemleri yapacaksınız zaten. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bunu delete diyorum. Siliyorum bir güzel. Diğerini de siliyorum. Hard diskimizi sıfırlamış olduk. Buradan şimdi new diyorum. Buna apply diyorum. OK diyorum. Şimdi oluşturdu. Şunun oluşması gerekiyor. Sistem mezarlık yazıyor ya. Bunun mutlaka oluşturma dikkat edin. Hani bu oluşmazsa hani Windows'unu zaten boot edemezsiniz. Buna dikkat edin. Bunun oluşması lazım. Şimdi bunu seçiyorsunuz. Şu zaten 500 MB. Hani bunu yüklemezsiniz. Benim 74 GB'lık hard diskimi seçiyorum ve next diyorum. Şimdi burada kurulum ekranına geldik. Bu ekrana biraz uzun sürdüğü için çekmeyeceğim burayı. Burada videoyu durduracağım. Hatta şurayı da göstereyim. Yüzde ilerleyecek burada. Bu bitecek. Bu yüzde bittikten sonra install features ve update'i çok hızlı bir şekilde geçecek. Daha sonra finishing up kısmına gelecek ve bitecek burası. Burası bittikten sonra farklı bir kurulum ekranı gelecek. Orada da işte kişisel ayarlarınızı yapacaksınız. Bilgisayarı yeniden başlayacak. Yeniden başlarken bu arada bu işlem bittikten sonra yine restart atıyor ya bilgisayar. Restart atarken USB'den boot etmeyin. USB'den tekrar boot ederseniz eğer tekrar setup ekranına gelirsiniz. Yani kurulum ekranına gelirsiniz. Bu ekranlara gelirsiniz. O yüzden yapmanız gereken kurmuş olduğunuz hard diski seçip boot etmek. Bilgisayarı restart attıktan sonra bu işlem bitecek. Restart atacaksınız. Hard diski yani kurmuş olduğunuz hard diski seçeceksiniz ve kalmış olduğu yerden devam edecek. Yani daha doğrusu USB bellekte işimiz bitecek yani. Kısa ve özü. Hani USB belleği çıkartabiliriz bu işlem bittikten sonra ve restart açtıktan sonra. Tabii yine çıkarmayın da ne olur ne olmaz diye. Hani sadece ben bunu söylüyorum size bir bilgi olarak. Şimdi bu %9, %10 diye ilerliyor. Bu dediğim gibi bitecek. Ondan sonra kurulum ekranına geçecek. Şimdi ben burada videoyu duraklatıyorum. Daha sonra bu işlemler bittikten sonra size nasıl boot edildiğini de göstereceğim hard diski seçip. Şimdilik hoşçakalın. Evet şu an işlemi bitirdik. Ekrana geldik. Restart atıyor şu an bilgisayar kendini otomatikman. Şimdi tekrar delete yapıp BIOS'u açmaya çalışıyorum. Evet. BIOS'umu açtım. Tekrar Advanced BIOS Features'a giriyorum. Tekrar burada boot ayarına geliyorum. Press Enter yapıyorum. Buradaki USB yerine kurulum yaptığım hard diskim seçiyorum. Ben şu hard diskimi kurmuştum. Bunu seçiyorum. Ve F10 yapıp Enter'lıyorum. Şimdi bilgisayarımızı hard disk üzerinden boot edeceğiz. O kurulum ekranı bitirdiğimiz için şu an USB bellekte aslında bir işimiz kalmadı. Şu an tamamen hard disk üzerinden kurulum yapacak bilgisayar. Burası da biraz uzun sürebiliyor. Hani biraz zaman alıyor. Buraları da zaten direkt geçeceğim. Hani sadece şu ekrandan sonrasını yani burayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi Windows 11 logomuz geldi. Burayı göstereceğim çünkü benim zaten hali hazırda bir kurulu sistemim var. Yani burayı direkt geçeceğim. Yani onu söyleyeyim size direkt. Şimdi şurayı bir göstereyim size. Windows 11 kurulum ekranını. Ondan sonrasını zaten siz kendiniz kendi kişisel ayarlarınıza göre Windows'u ayarlıyorsunuz. İşte size kullanıcı adı bilgilerinizi, şifrenizi soruyor. Mail adresinizin işte veya offline olarak kullanmak istiyorsanız interneti kesmeniz lazım ki offline şey oluşturabilirsiniz. Bunu da size bilgi olarak vereyim. Şimdi bekliyoruz. Evet. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar çok basit bir işlemden Windows 11 eski bilgisayarlara kurabiliyoruz. Eski BIOS'a sahip bir bilgisayara kurabiliyoruz yani. Aslında bu yaptığımız işlem çok zor bir işlem değil yani. Çok basit bir işlem. Sadece biraz vakit alıyor. Araştırmak gerekiyor. Hani ben mesela bu videoyu hazırlamak için bayağı bir araştırma içerisine girdim. 4-5 tane belki 3 tane hatırlamıyorum. Çok farklı yöntemler denedim. Yabancı kaynaklara baktım. Hani bir şekilde deneme yanılma yöntemiyle bunu öğreniyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Aslında bunlar gerçekten insana keyif verebilecek şeyler. Ben keyif alıyorum işin açıkçası bunları yaparken. Şu ekran geçerken biraz sizinle de muhabbet etmek istedim işin açıkçası. Hani o şekilde. Şimdi logomuz tekrardan geldi. Ya da vardı da gitmedi ben de öyle gördüm. Neyse artık. Şimdi burada aynen.
servisleri falan ayarlıyor. Bundan sonrasını zaten dediğim gibi çekmeyeceğim. Çekme gereği duymuyorum. Bunlar kişisel ayarlar. Hani siz kendi ayarlarınıza göre hallediyorsunuz. Ondan sonra Windows kuruluyor. Daha önce format attıysanız bilirsiniz. Hani ekran geliyor. Hani Windows'unuz açılıyor. Bunlar bitiyor. Kişisel ayarlarınızı girdikten sonra tabii. Daha sonra yükleyeceğiniz program varsa yükleyeceğiniz programı yüklüyorsunuz. İşte ekran kartınız olsun işte vesaire başka bir şey olsun. Şimdi benim bilgisayarım eski olduğu için zaten direkt otomatik hani ekran güncel sürümünü indirmeme gerek yok. Zaten en son sürümünü yüklüyor direkt yani. Hani ekran kartında otomatikman yüklediği için hiç uğraşmıyorum bile. Bu yüzdeye geçeceksiniz. Yüzde bu bitecek işte. Ondan sonra farklı bir kurulum ekranı gelecek dediğim gibi. İşte Windows'unuz ayarlanıyor işte lütfen bekleyin gibisinden siz ayarlarınızı girdikten sonra. İşte bunların hepsini hallettikten sonra Windows'unuz açılıyor tamamen. Şu yüzdeye de bir geçsin bakalım. Hazırlanıyor diyor. Buralar biraz uzun sürebiliyor dediğim gibi. Hani kurulum ekranındaki süre kadar alabiliyor. Yani 10 dakika falan sürebiliyor. Şimdi benim videom bölük pörçük olacak. Hani bunları ben bir de birleştirmeye çalışacağım. Çünkü dediğim gibi telefondan çekiyorum şu an. Telefonumda maksimum hani hafızası düşük olduğu için 5-6 dakika kadar video çekebiliyorum. Hani o yüzden böyle bölük pörçük olacak. Hatta bu size yansımayacak ama benim bayağı vaktimi alacak işin açıkçası. Yani zaten videoyu kısaltmayacağım hiçbir şekilde. Siz oraları gerekli gördüğünüz yerleri atlatırsınız. Mesela buralara ilerletebilirsiniz. Yani benim konuşmamı dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. O ayrı bir konu. Evet. Bekliyoruz hala. Şu ekranı bir geçsin. Yani videoyu ondan sonra kapatacağım. Tabi telefon hata vermezse hafıza doldu diye. Yani dediğim gibi hata verirse telefon hafıza doldu derse zaten buraları çekemeyeceğim. Zaten oraları da çok çekmeye de gerek yok dediğim gibi. Hani siz halledersiniz kendiniz kendi ayarınıza göre yaparsınız. Benim sadece göstermek istediğim işlem Windows 11'i eski bir bilgisayara nasıl kurabiliriz onu göstermek istiyordum. Aslında buraları bile çekmeyi düşünmüyordum işin açıkçası. Hani buraları bildiğinizi varsayarak hani videoyu çekmeye başladım. Buralarda hiç aklımda yok. Sonradan hani hadi buralara da göstereyim diye çekiyorum. Yoksa Windows 11 ISO dosyası hazırlaması yeterdi yani video için. Hani bilmeyen arkadaşlarımız olabilir sonuçta. İlk defa format atan arkadaşlarımız da olabilir. Yani bu yaptığımız işlem tamamen formatlama bu arada. Hani bilmeyen olursa diye söylüyorum. Evet, hala bekliyoruz. Bir de benim bu hard diskim çok 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 eski. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Gördüğünüz üzere Windows 11'i kurduk. Şimdi ben telefondan çektiğim video kesilmek zorunda kaldı. Dediğim gibi telefonun hafızası çok dolu olduğu için video yarıda kesildi o ekranda. O ekranı ben size gösteremedim. Hazır kurmuş olduğum Windows 11 daha önce kurmuş olduğum Windows 11'den şu an video çekiyorum. O kurmuş olduğum hard disk ile hatta buradan size gösterebilirsem gösterebileyim, göstereyim yani. Onu kurmadım yani. Orada yarıda kestim, kapattım çünkü zaten hali hazırda Windows 11 kurulu bir sistemim var. Görüyorsunuz Windows 11'den de çekiyorum zaten bunu. Sistem özelliklerini de göstereceğim. Evet, bu kurmaya çalıştığımız hard disk. Dediğim gibi bu IDE bir hard diskti ve çok yavaş kuruyordu. O ekranda da zaten dediğim gibi telefonun hafızası da olduğu için video yarıda kesildi. Hani oraları ben videoyu mümkün olduğunca birleştireceğim. Elimden geldiğince çok bölük pörçük olmamasını sağlayacağım. Hani o yüzden kusura bakmayın. Hani oraları gösteremediğim için. Zaten dediğim gibi orada kişisel ayarlar yapılıyor. Kişisel ayarlar yapıldığı için yani çok da aman aman bir şey yoktu hani orada zaten siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Ben bunu hemen bir sileyim. Bunu siliyorum çünkü yani kullanmayacağım. Windows 11 zaten halihazırda var. Bunu sildim. Evet.
Bakalım. Evet, şu an burada gözüküyor. Şimdi flash belleğimiz de burada zaten, kurulum yaptığımız flashımız burada. Burada. Şimdi sistem özelliklerini göstereyim ben size. Aynı bilgisayar zaten, görünce anlayacaksınız. Evet. Yani kurulu zaten görüldüğü üzere Intel Core 2 Quad Q9450 4 GB RAM'im var. Hani MSI G41M P33 combo anakart var. HD 6450 ekran kartı. Yani sistem bu şekilde. Hani ne kadar RAM kullandığını falan da göstereyim size. İngilizce bu arada. Türkçe ayarlamadım. Dediğim gibi. Kurulum ekranında zaten kişileştirme ayarlarında da klavyenizi falan seçiyorsunuz. Zaten şu an Türkçe Q klavye kullanıyorum da. Buradan %50, %60 memori kullanıyor. OBS Studio olduğu için şu an böyle. Onun dışında hani %50'lerde falan RAM'in %50'sini kullanıyor. 64 bit işletim sistemi olduğu için benim 4 GB RAM'im var. Şu şekilde yani. Demeye çalıştım, hani göstermeye çalıştım. Bu olsun. 2,5 GB'a kadar RAM kullanıyormuş şu an. CPU'nun %40'ını, 47'sini kullanıyor. Yani OBS olduğu için 2,5, normalde 2 falandır hani 64 bit. Yani arkadaşlar 4 GB RAM'iniz varsa kurun zaten bu sistemi. 2 GB falan varsa zaten kurmayı denemeyin bile. Hani çok performans kayıpları yaşarsınız. Belki kurmaz bile, hata bile verebilir RAM yetersizliğinden dolayı. Yani başka gösterebileceğim bir şey var mı? Böyle başlat menüsünü göstereyim size. Başlat menüsü bu şekilde. Hatta şöyle settings diyelim. Güncelleme var mı onu gösterelim. Evet, güncellememiz yokmuş. Daha önce güncelleme yapmıştım ben zaten. Evet. Windows Defender'a bakalım bir. Bu arada ben League of Legends'ı denedim. Oynadım. Yani hemen hemen aynı. Windows 10'da hatta aynı. Hemen hemen değil. Aynısı yani birebir. Sadece işte tek fark, o benim gözlemlediğim en azından, hani çok ince, detaylı incelemedim. Hani başlat menüsü ve bu menülerin, işte imleçlerin ortada olması, simgelerin. Onun dışında çok bir değişiklik yok. Bir de ses değişiklikleri var. Mesela bildirim sesi değişmiş. Az önce duydunuz mu bilmiyorum. Bu şekilde bildirim sesi falan değişmiş. Onun dışında çok bir değişiklik göremedim işin açıkçası. En azından benim gözlemlediğim o kadar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu videoları çekerken çok büyük bir vakit ayırıyorum. Çok büyük bir araştırma içerisine giriyorum. Hani olabildiğince hani kısa ve öz tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sürçülisan olursa lütfen kusura bakmayın. Bir de şeye çok seviniyorum. Hani yorum gelmesine, başka içerikler çekmemi istediğinizde bana söyleyin. Yorum geldiği zaman mutlu oluyorum. Hani çekinmeyin, sorun. Aklınızda kalan bir soru olursa videonun altına yazabilirsiniz. Lütfen videomu beğenin arkadaşlar. Ve kanalıma abone olun. Mesela abone benim için çok önemli şu an. 180 abonem var, hatta 181 falan olması lazım. Hani mesela videolarım 20 bin, 25 bin izlenmiş bazıları. Hani Katerina videosu mesela 20 bini geçmiş herhalde. Hatırladığım kadarıyla en son. Ama yorum sayısına bakıyorum. Yorum sayısı da hani 600-700 kadar. Abone sayısım çok az. Yani benim YouTube'da para kazanmam için 1000 abonem olması lazım ve 4000 saat video izlenmesi olması lazım. Şu an 2500 saat kadar izlendi. Hani sizden rica ediyorum, videolarımı beğenin, abone olun. Hani abone olmakta bir şey kaybetmezsiniz sonuçta. Bir tek tıka basacaksınız yani. O yüzden ben buna vakit ayırıyorum. Hani siz de bu bilgilerden faydalanın, öğrenin diye. Hani elimden geldiğince başka videolar da çekeceğim vaktim oldukça. Hani aklınızda çekmemi istediğiniz bir video varsa onu da söyleyin. Onu da araştırıp çekerim. Bildiğim bir şeyse veya hemen direkt çekerim. Yani o şekilde. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.